Evet, burada duvara dayalı 10 metrelik bir merdiven var ve bulunduğumuz zemin kaygan olduğu için merdivende kaymaya başlıyor diyelim. Tam şu anda merdivenin alt ucunun duvardan uzaklığı 8 metre, kayma hızının saniyede 4 metre olduğunu ve merdivenin üst ucunun düşerken duvarla temasının süreceğini, evet aynen bu şekilde yere düşeceğini düşünelim. Bunu şuraya çizdiğim okla göstermeye çalıştım. Sizden tam bu anda merdivenin dikeydeki hızını yani bu ucun ne kadar hızla hareket ettiğini bulmanızı istiyorum. Şimdi biraz düşünelim. İsterseniz neler bilip neler bilmediğimizi değerlendirerek başlayalım. Duvarın alt kısmı ile merdivenin alt ucu arasındaki mesafeye x diyelim. x tam bu anda 8 metreye eşit. x'in zamana göre değişim hızının ne olduğunu da bildiğimize göre saniyede 4 metre buna dx bölü dt diyebiliriz evet. Şimdi bir de merdivenin üst ucu ile duvarın alt kısmı arasındaki uzaklığa bakalım ve buna da h diyelim. Evet bizden tüm bu bildiklerimizi kullanarak dh bölü dt'yi bulmamızı istiyorlar. Evet. O halde x ile h arasında bir ilişki bulup zincir kuralını kullanarak da bunun zamana göre türevini alabiliriz öyle değil mi? Hadi ne duruyorsunuz? Şu ana kadar söylediklerimden faydalanarak dh bölü dt'nin ne olduğunu siz bulmaya çalışın x ile h arasındaki ilişkiyi Pisagor teoremiyle bulabiliriz öyle değil mi? Buradaki açı bir dik açı o halde x kare artı h kare merdivenin uzunluğunun karesine yani 100'e eşit olacak ve bu değişkenlerin zamana göre değişim hızları ile ilgilendiğimiz için eşitliğin iki tarafının da zamana göre türevini alacağım. Evet öyle de yaptık. Burada kapalı türev kullanacağız. x karenin zamana göre türevi. Evet nedir? x karenin x'e göre türevi 2x'tir ve bunu bir de x'in zamana yani t'ye göre türeviyle çarpmamız gerekiyor. dx bölü dt. Bunun zincir kuralının uygulaması olduğunu da hemen ekleyeyim. x karenin x'e göre türevi olan 2x'i dx bölü dt ile çarpıp x karenin t'ye göre türevini Bulduk. Aynı mantıkla h karenin t'ye göre türevini de h karenin h'ye göre türevi 2h'dir. Bunu bir de dh bölü dt ile çarparak bulabiliriz. Az önceki gibi bu h karenin h'a göre türevidir. Bunu h'ın t'ye göre türevi olan de h bölü dt ile çarpınca da h karenin t'ye göre türevini bulmuş oluruz. Peki bunu yapınca eşitliğin sağ tarafında ne buluruz? Merdivenin uzunluğu zamana göre değişmediğine göre sabit bir sayının türevini yani sıfır buluruz öyle değil mi? Ve artık h'nin zamana göre değişimi ile x'in zamana göre değişimi arasında bir ilişki bulmuş olduk. Herhangi bir anda h'nin uzunluğu h'ye x'in uzunluğu da x'e eşitken. Peki x 8'e eşitken h'nin ne olduğunu biliyor muyuz? Bunun için yine Pisagor teoremini kullanabiliriz. 8 metrenin karesi artı h'ın karesi 100'e eşitse 8'in karesi 64, iki taraftan da 64 çıkarırsak h kareyi 36 olarak buluruz. Burada pozitif kökü almamız gerekiyor çünkü negatif kök merdivenin yer altında olması gerektiği anlamına gelir ve bu soru ile pek de uyumlu olmaz. Evet dolayısıyla h 6'ya eşittir. Bize verilenlerle H'yi de bulduktan sonra, bazen H, bazen H diyorum. Mazur görün olur mu? H'ı da bulduktan sonra x'in 8 metre, x'in zamana göre değişiminin de 4 metre bölü saniye olduğunu bildiğimize göre tüm bunları buradaki denkleme yerleştirip H'ın zamana göre değişimini artık bulabiliriz. Hadi bakalım. 2 kere 8 metre çarpı 4 metre bölü saniye artı 2 h, h 6 2 çarpı 6 çarpı h'ın zamana göre değişimi 0'a eşit olacak. Burada 2 çarpı 8 çarpı 4'ten 64 elde ederiz artı 12 dh bölü dt eşittir 0. İki taraftan 64 çıkaralım. 12 çarpı h'ın zamana göre türevi eksi 64 imiş. İki tarafı bir de 12'ye bölersek ki bir alkışı artık hak ettiğimizi düşünüyorum. Aşın zamana göre türevi ya da aşın zamana göre değişim hızı eksi 64 bölü 12 olur. Bu da eksi 16 bölü 3 ile aynı şey değil mi? Hatta bir saniye önce ekranı biraz kaydırayım. Eşittir 5 tam 1 bölü 3 metre bölü saniyede diyebiliriz. İşte bu kadar. İsterseniz burada negatif bir değer bulmuş olmamızın ne anlama geldiğine bakıp mantıklı bir sonuç bulup bulmadığımızı da kontrol edebiliriz. Merdiven aşağı düştükçe bu mesafe azalıyor öyle değil mi? O halde bulduğumuz sonuç yani aşın negatif olması son derece mantıklı. Evet bu soruyla da işimiz bitti.